Yusuf Kaplan, emperyalist her yerde, istikametin üzerinde titre. 2. Dünkü yazımda Batı uygarlığının, modernliğin başlangıçlarından günümüze gelinceye kadar üç tür emperyalizm biçimi ürettiğini söylemiştim. Birincisi ontolojik emperyalizm biçimi, İkincisi, siyasi coğrafi emperyalizm biçimi, üçüncüsü de kültürel zihni emperyalizm biçimi. İlk emperyalizm biçimi Tanrı'ya dolayısıyla hakikate saldırı. İkinci emperyalizm biçimi dünyaya saldırı. Üçüncü emperyalizm biçimi ise insana saldırı olarak gerçekleşti. İlk yazıda ontolojik emperyalizm biçimini enine boyuna tartıştım. Burada diğer emperyalizm biçimlerini özellikle sonuncusunu mercek altına alacağım. Birinci ontolojik emperyalizm biçimi kaçınılmaz olarak dünyaya ve insana saldırı şeklinde gerçekleşen diğer emperyalizm biçimlerinin temeli ve nedenidir. Asırlık perspektifler büyük doğumun sancılarını gösteriyor. Yaşadıklarımıza kısa ölçekli yaklaşımlarla bakarsanız, ayrıntıya boğulur, karamsarlığa sürüklenmekten kurtulamazsınız. Dünyanın cehenneme dönüştüğünü görürsünüz. Küresel krizlerin, kaosların, dünyayı büyük ölçekli bir dünya savaşının eşiğine sürüklediğini düşünürsünüz. Karamsarlık katsayınız artar. Bu belirsizlikler, katastroflar hengamesinde Türkiye'nin önce ekonomik olarak çökertilmeye, ardından ülkeyi iç savaşın eşiğine sürükleme senaryolarının devreye girdirilmeye çalışıldığını fark edersiniz. Karamsarlığınız kat be kat artar ama genelde küre ölçeğinde, özelde medeniyet coğrafyamızda ve ülkemizde yaşananlara uzun vadeli, asırlık perspektiflerle bakarsanız büyük resmi görmeye başlarsınız. Büyük resimde karşımıza çıkan tablo şudur. Batı uygarlığı yaklaşık 5 asırdır geliştirdiği emperyalizm biçimleriyle dünya üzerinde her bakımdan hegemonya kurdu. Batı uygarlığının emperyalizm biçimleri üzerinden ürettiği hegemonya, son 100 yıl içinde dünyayı tam bir çıkmaz sokağın, ardı arkası kesilmeyen işgallerin, katliamların, yıkımların eşiğine sürüklemekten başka bir şey sunmadı insanlığa esas itibariyle. Sonuç ne? Batı uygarlığının içerden felsefi olarak çökmesi, o yüzden kendisini ayakta tutacak felsefi temellerin çöküşünü gördüğü için ömrünü uzatmanın yollarını araştırıyor. Bunun içinde emperyalizm yani saldırganlık ve hegemonya kurma biçimlerini azmanlaştırmaktan başka bir şey yapamıyor, barbarlaşıyor. Kimi zaman çok daha kaba, kimi zamansa ayartıcı nitelikler kazanacak şekilde sofistike barbarlık biçimlerine başvurmaktan başka seçeneği kalmadığı için hem yaklaşık 70 yıldan bu yana ilk defa Batı uygarlığının kurucu aktörleri arasında büyük çatlaklar oluşmaya başladı hem de Batılı emperyalist güçler dünyanın diğer güçleriyle büyük ölçekli gerilimler yaşamaktan kurtulamıyor. Peki nedir bu bu emperyalist batı uygarlığının sonunun başlangıcı yeni doğumların, yeni oluşumların habercisidir. Kültürel emperyalizm, zihinlerin işgali. İnsanlık tarihinde tanrı fikrinden yoksun olan, dolayısıyla sonuçta tanrı fikrine saldıran tek uygarlık pagan batı uygarlığıdır. Başka medeniyetlerin hepsinde de şu ya da bu şekilde de olsa bir tanrı fikri veya inancı vardır bu şu ya da bu şekilde de olsa tanrı fikri olan bir medeniyetin hem hakikati dünya ile fizik gerçeklikle dolayısıyla görünüşle veya kabukla sınırlamamasını hem paganlar gibi başka medeniyetlere saldırmak yerine saygı duyulmasını hem de diğer medeniyetlerle karşılıklı olarak beslenme karşılıklı alışveriş çabası içine girilmesini kolaylaştırmıştır Batı uygarlığının ontolojik emperyalizminin tanrıya, dünyaya ve insana saldırıya dönüşmesi bize yakıcı bir gerçeği faş eder. Batı uygarlığının fobiye, korkulara dayandığı gerçeğidir bu. Gerçekten de Batı uygarlığı umutlar üzerinden var olmamıştır. Aksine korkular üzerinden var olmuş, korkular üzerinden dünya üzerinde hegemonya kurmuş ve korkular üzerinden ötekiler, şeytanlar üreterek hegemonyasını korumaya çalışıyor hala. İşte bu yakıcı gerçek, ikinci ve üçüncü emperyalizm biçimlerini kontrolden çıkacak noktalara götürdü. İkinci emperyalizm sürecinde bütün dünya kontrol ve kolonize edildi. İşgal edilen kıtaların, coğrafyaların, toplumların, kültürleri tarumar edildi, tabii kaynakları talan edildi. Bunu biliyoruz. İliklerimize kadar yaşadığımız kültürel, zihni emperyalizm biçimi üzerinde kafa patlatmak zorundayız. Artık kültür ve medya endüstrisinin bütün dünyayı ahtapot gibi ağına alan araçları aracılığıyla önce zihinler işgal ediliyor, önce zihinler teslim alınıyor ve bu da ayartıcı, baştan çıkarıcı, insanın düşünme melekelerini iptal edici estetize, pornografik yöntemlerle gerçekleştirildiği için bütün dünya emperyalist celladına aşık ediliyor, gönüllü köle haline getiriliyor. Türkiye dünyanın ruhu, umudu ve ufkudur. Bu felaketle biz başa çıkabiliriz sadece. Güçlü ve muhkem yaratıcı tasavvuruna dayalı insan ve kainat fikri, adalet ve hakkaniyet kavrayışı, başka medeniyetlere hem hayat hakkı tanıyan hem başka medeniyetlerden beslenilebildiği kadar beslenilmesini mümkün kılan ruh ve kurucu irade, bil fiil olmasa bile bil kuvve bizde. Bu çilekeş topraklarda mevcut. O yüzden bize saldırıyorlar iki asırdır. O yüzden bizi hedef tahtasına yatırıyorlar iki asır sonra. O yüzden bizim yeniden ayağa kalkmamızı önlemenin yolunun İslam'ın kaynaklarıyla irtibatımızı koparmaktan, İslam'ı dönüştürerek hayattan uzaklaştırmaktan, hormonlu Müslümanları icat etmekten geçtiğini iyi biliyorlar ve bizi bize, birbirimize düşürerek kırdırmak için her türlü şeytanlığı yapmaktan geri durmuyorlar. O yüzden her yere giren, her yeri tarumar eden, okula, evimize ve cebimize kadar giren emperyaliste dur de diyorum ve ekliyorum. İstikametin üzerinde titre, yılgınlığa prim verme, kendine, ailene, çevrene, ülkene çeki düzen vermeye bak. İstikametimiz üzerinde titrersek, emrolunduğumuz gibi dost doğru olma cehdi mücadelesi verirsek bizi kimse dize getiremez. Unutmayalım, bütün büyük doğumlar sancılıdır. Sancısız doğum olmaz, Asırlık perspektiflerle bakmasını bilirsek, bedel ödemekten çekinmezsek, kendimize çeki düzen verirsek, gelecek bizimdir, bizim olacaktır. Hakikat biziz, bizde gizli. Dünyanın ruhu, umudu, ufku ve vicdanı biziz. Bu hakikati bil ve hakikatten, bil fiil hakikate dönüştürmek gibi zorlu bir mesuliyetle mükellefiz. O yüzden mesuliyetimizi müdrik hareket etmek, insanlık borcumuzdur. İnsanlığa borcumuzdur bizim. Vesselam. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak.